İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 23. programımızı Vicky Çiprut ile birlikte sunuyoruz ve konuğumuz Profesör Doktor Ayşenur Ökten hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldız Teknik Üniversitesi Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda emekli olduğunuzu da belirtelim, evet. Ama siz hala okuldan kopamadınız. Hayır. Çünkü doktora programlarınız devam ediyor, öğrencileriniz var. Evet. Evet. Ders vermeye de devam ediyor. Ha, ders vermeye de devam ediyorsunuz. Evet, daha çok, seyrek olarak. Çok güzel, evet. Efendim, bugün programımızın başlığı bir kent hakkı olarak katılımcı planlama. Önce hocam size danışmak istiyoruz. Kent hakkı dediğimiz zaman neyi, neleri anlamamız lazım? Kent hakkı aslında tüm insan olmaktan kaynaklanan haklarımızdan öte kenti şekillendirme hakkımızı ifade ediyor aslında. Yani kentte bir kere temel insan haklarımız var. Ona ilaveten kentte belli bir yaşam kalitesini talep etme haklarımız var. Bireysel olarak, vatandaş olarak işte bir barınma olanağımız olsun, eğitim olanağımız olsun gibi haklarımız var. Ama bunun ötesinde kent hakkı içinde yaşadığımız mekanı biçimlendirmede söz sahibi olma hakkı. İçinde yaşadığımız kenti hem inşa etme hem değiştirmede katkıda bulunma, kararlara katılma hakkı oluyor aslında. Gerektiğinde de değiştirme. Evet. Herhalde, değil mi? Evet, tabii. Evet. Peki katılım dediğimiz zaman bu çerçeve içinde neyi anlamamız gerekiyor hocam? Şimdi tabii katılım kavramı aslında çok geniş. Çok geniş. Evet. Yani işletme alanında zaten asıl bir başlangıç noktası o, işletme yönetiminden başlıyor. Daha verimli sonuçlar almak için aslında başvurulan bir yöntem ya da yaklaşım katılım. Ama siyaset biliminde de tabii ki çok geniş ele alınan bir karar. Benim daha çok ilgilendiğim ise planlamaya katılım. Bizim konumlarımızda, şehir ve bölge planlamada planlama sürecine katılım olarak anlamamız gerekiyor. Katılımda burada kastettiğimiz farklı kesimler tarafından farklı şekilde anlaşılıyor. Yani özellikle planlama otoritesini elinde bulunduranlar ya da planlama konusunda uzmanlaşmış olanlar daha çok katılımı kendi ürettikleri kararları konusunda fikir beyan etme hakkı gibi düşünebiliyorlar. Ama aslında daha gelişmiş olan katılım anlayışı o uzmanların ve siyasal yöneticilerin, iktidarların karar üretme süreçlerine halkın bir fiil katılması. Katılmasını anlıyoruz. Evet, bunun batıda örneklerini biliyoruz. Zaten programımızın evet. içinde de ele alacağız ve o örneklerden de biraz söz edeceğiz. Ama Türkiye'nin karnesi biraz zayıf mı hocam? Nasıl durum? Epey zayıf. İsterseniz biraz bu Einstein'ın bir meşhur basamakları var. Lütfen. 8 basamaktan oluşan bir kademelenme yapmış Einstein ta 1967 yılında. Çok ünlü ve herkesin gönderme yaptığı bir çalışmasında. Ve diyor ki katılımda bir kere 3 aşamalı tavır var diyor. Bir tanesi katılımın hiç olmadığı durumlar. Bu durumlarda yönetimin ya da plan yapanların tavrı ya manipülasyon oluyor ki bu en sevimsiz olan durum ya da tedavi etmek, halkı tedavi etmek oluyor. Burada tedaviden kasıt şu, kamu yönetimini bilenler, işte belediyeciliği bilenler, plan yapmayı bilenler diyorlar ki, yani bunun doğrusu tek doğru vardır. Halka bu doğruyu anlatmak gerekir. Daha doğrusu öğretmek gerekir. İkna etmek gerekir. İkna bile değil. Yani halk yanlış şeylere kapılıp
bir takım taleplerde bulunabilir veya yanlış bir şeyler yapabilir. Onları tedavi etmek lazım. Doğru, sağlıklı hale getirmek lazım. Doğruyu öğretmek lazım. Bir tanesi bu. Bunun bir ileri aşaması diyor. Gene bir katılım çabası olarak görülebilir ama bu göstermelik katılım. Göstermelik katılım da gene üç basamaktan oluşuyor. Bunun en başlangıç basamağı bilgilendirme. Yani halka bilgi veriyorsanız, bakın şöyle bir plan yaptık, sizin yerinizde şöyle olacak diyorsanız, bu katılım olarak algılanıyor ve korkarım bizde de genellikle olan bu. Bu. Yerel yönetimler genellikle planı yapıyorlar. Zaten plan hazır, her zaten şey belli. Her şey hazır. Ondan sonra bakın duyuruyorlar. Bakın biz bunu böyle yaptık. Hani bireysel bir itirazınız varsa, işte planın askıya çıkması falan da onun için. Bireysel bir itirazınız varsa tamam gelin hakkınızı arayın konuşalım diyorlar. Bu bilgilendirmeden bir ileri aşama. Danışma aşaması. Bu da şimdilerde yavaş yavaş gene yasada yapılan değişiklik nedeniyle zorunlu hale gelmiş bir şey. Yani yönetimler planı yapmadan önce bir arama konferansları falan gibi toplantılar yapıyorlar. Böylece halka danışmış oluyorlar. Ama neden göstermelik katılım bunun adı? Çünkü tamam danışıyorlar. Hakikaten o konferanslara ben de katıldım. Bir fikrinizi söylüyorsunuz. Bazıları çok güzel düzenlenmiş oluyor. Geri dönüşte oluyor. Yani o söylediklerinizin nasıl bir rapora yansıdığını da görüyorsunuz. Ama iş orada bitiyor. Bir projenin yenilenmesi, değiştirilmesi söz konusu değil. Yok, ne yapıldığını bilmiyorsunuz. Değil. Hayır. O iletilen halkın kararı ya da en azından o danışma toplantısına katılanların kararı olarak iletilenlerin herhangi bir şekilde plana yansıtılması planlandı mı, yansıtıldı mı, ne oldu bunu bilmiyorsunuz. Görseniz de takip etseniz de böyle bir hesap sorma olanağı yok. Yani biz o toplantıda böyle dememiştik diye bir hesap sorma süreci de yok. Evet, bunu belirleyecek ve bunu takip edecek bir mekanizma, bir kurumsal yapıda söz konusu değil. Evet, evet. Üçüncü bir üst kademesi gene göstermelik katılım diye adlandırıyor bunu Einstein. O da yatıştırma. Yani toplantı yapıyorsunuz. İşte yerel yönetimler bazen özellikle dönüşüm yapılan yerlerde falan bunu yapıyorlar. Orada oturanları, oradaki esnafı falan çağırıyorsunuz. Tabii itirazlar yükseliyor. Bir takım ödünler veya vaatlerle yatıştırma yoluna gidiliyor. Projeye geçmiyor bunlar. Geçse bile bu aslında halkın ürettiği bir karar falan olmuyor. Gerçekte üretilmiş bir proje var ama patırtı çıkınca canım siz susun bak sizi hallederiz işinizi gibisine bir şeyler yapılıyor. Evet. İşte buna da Einstein yatıştırma demiş. Yani pek bize özgü değil eskiden demek ki değişik yerlerde de oluyormuş zaten. Elbette. Bir de gerçek katılım var. Buna yurttaşların güç sahibi olma düzeyleri demiş Einstein. Orada en alt basamak ortaklık. Projeye ortak olmak. Paydaş olmak. Evet, paydaş olmak. Ondan sonraki bir onun üstü olan basamak güç devri. Yani temsil hakkını vermek, temsil edilmek bir şekilde projenin karar alma sürecinde. En üst basamak ise yurttaş denetimi. Yani o kadar şeffaf ve denetlenebilir bir süreç olacak ki yurttaş olarak ben her an ne yaptılar bu planda, projede diye bakacağım. İtirazımı yasal belirlenmiş yollardan yapacağım ve karşılığını alacağım. Evet. Yani siz, ideal olan böyle bir katılımcı. Evet. Şimdi siz hocam senelerden beri kenti ilgilendiren sorunlarla yakından ilgileniyorsunuz. Evet. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de enteresan bir yapı var. Evet. Senelerdir biz de bunu gözlemliyoruz. Çünkü orada hem şehir plancılar,
hem sosyologlar birlikte çalışıyorlar, birlikte üretiyorlar. Bu farklı disiplinlerden insanların bir arada olması, siyaset bilimciler keza farklı disiplinlerden insanların bir arada olmasının da getirdiği bir zenginlik söz konusu. Çok merak ettiğim husus şu, senelerdir bunlarla uğraşıyorsunuz, bu projelerle ilgileniyorsunuz. Fakat özellikle son dönemde hem projelerin sayısı hem boyutu çok arttı ve kentlerde yaşayan insanlarımızın, vatandaşların hemen hemen tamamını etkiler hale geldi. Özellikle de kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte, hatta işte yerinden olmalar vesaireyle birlikte işler o anlamda daha da mı zorlaştı? Bu katılım süreçlerini düzenlemek gerekirken daha mı dikkatli davranmak gerekiyor? Bir seneler arasında bir karşılaştırma yaparsanız, siz bilim insanlarını nasıl bir pozisyonda görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de tabii ki alınan kararlar ve çıkarılan yasalar da biraz alanları daraltıyor ve tıkıyor. Kuşkusuz, yani bir kere yasal ortam sürekli, daha doğrusu kurumsal yapı, hem yasalar hem kurumların yetki bölüşmeleri falan sürekli değişikliğe uğradığı için o müthiş bir takip gerektiriyor ve bir uyum, dikkat gerektiriyor. Dikkat gerektiriyor. Bir o tarafı var işin. Ama yani siz benden biraz öz eleştiri istiyorsunuz gibi geldi bana. Yok, onu sonda isteyeceğim. Öyle hocam. Mi? Evet. Yani ben esas itibariyle daha zor bir dönemi mi girdiniz? Yani biz kendimizi öyle hissediyoruz. Çünkü hakikaten hem takibi çok güç, hem izlemesi çok güç ve bazen ne yapacağımızı da şaşırıyoruz. Çünkü kentte çok büyük değişiklikler olabiliyor. İşte orada ben gene de bir öz eleştiri yapayım. Lütfen. Çünkü bence katılımı bizde, yani ben akademik çevreyi kastediyorum. Evet. Biz de öğrenmek zorundayız ve daha yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz. Bu çok bir kültür işi. Yani bu bir kültür işi. Sadece gelin katılın demekle olmuyor. Katılanların söylediklerini kabul etmeyi de yüreğinizde kabul etmiş olmanız lazım. Yani yüreğinizde ona yer açmış olmanız lazım. Sadece yüreğinizde değil, beyninizde de. Uzman olarak bazı şeyler zor geliyor değil mi? Tabii. Ben yani birkaç sene önce işte ilk katılım denemeleri yapılırken, işte katılımcı planlama olacak, iletişimci planlama olacak, iletişim kuracağız falan. Bunu isteyen ve bunun için toplantı düzenleyen bazı akademisyenlerin, ay şimdi halk katılır ama olur olmaz bir şeyler söylerler, sonra ne yapacağız dediğini hatırlıyorum. Biz de bilmiyoruz, öğreniyoruz aslında o işi. Ha, bu iş zor mu oluyor, kolay mı oluyor? Tabii zorluğu şurada, zor oluyor. Çünkü her an bir şey oluyor. Ben dünyanın başka kentlerinde bu kadar hızlı ve bu kadar ani değişiklikler olduğunu sanmıyorum. En azından izleyebildiğim kadarında yok. Yani bir kentte bir değişiklik olacaksa bu 5 senelik bir sürece falan yayılıyor. Önce böyle bir şey düşünüyoruz diyorlar. Millet itiraz ediyor, farklı görüşler çıkıyor, tartışılıyor, taslak olarak sunuluyor, alınan görüşlere göre tekrar gözden geçiriliyor. Bu yani çok uzun bir süreç. Bizde ise anlık bu olacak diye bir şey çıkıyor. O öyle bir hale geldi ki bu devamlı anlık bir takım değişiklik şoklarına karşı hepimiz bu sefer savunma şokları geliştirdik. Ah gene şunu da yapıyorlar. İtiraz etmek lazım. Devamlı böyle bir refleksimiz oldu. Bu da çok zor bir şey ve çok da sağlıklı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Peki hocam, bu çalışmalarınız sırasında gözlemlediğiniz katılımcılık durumu somut bir örnek vererek açıklayabilir misiniz? Zannediyorum Ok Meydanı ile ilgili bir çalışmanız oldu. Sanıyorum birkaç disiplinden akademisyenlerle birlikte.
Somut orada gözlemlediğiniz eksik ya da iyi örnek var mı? Onları biraz anlatabilir misiniz? İyi örnek bilip söyleyebilecek miyim bilmiyorum. Şöyle bir kere orada gördüğümüz çeşitli şeyler yaptık. Orada hem bir takım yerlerde yani alana gidip ok meydanında dolaşıp görüşmeler yaptık. Derinlemesine görüşmeler, sohbetler vesaire. Daha sonra anketler yaptık, muhtarlarla görüştük. Yani çeşitli kademede iş yerleriyle, hane halkıyla görüştük. Çeşitli kademelerde görüşmeler yaptık. Bir kere belediyeyle de görüşme çabalarımız oldu. O biraz zor oldu diye. Görüşemediniz mi? Hayır, pek görüşemedik. Ama şöyle bir şey oldu. Belediyenin planı tanıtmak üzere yaptığı bazı toplantılara kimisine ben kendim de katıldım şahsen. Kimisine diğer ekipteki arkadaşlarım katıldılar. Yani bu şekilde bilgilenme olanağı bulduk. Pek çok şeye baktığımızda, bu araştırma sonuçlarına baktığımızda katılımdan ok meydanındakilerin anladığı bilgi edinmek. Çünkü esas sorun o, bilgi edinemiyorsunuz. Onun için katılımla ilgili sorulara verdikleri en somut ve olumlu cevap bilgi edindim. Gittim belediyeden bilgi aldım. Toplantıya i̇şte, katıldım, orada aktarılanları dinledim. Evet, dilekçe verdim, bilgi aldım filan. Yani bu katılma bu düzeyde. Kendi yakın çevrelerinden en formal bilgi alma var. Kulaktan kulağa bilgi almalar var. Olumlu çaba, şeyde gene Ok Meydanı'nda kurulmuş bir dernek var. O dernek özellikle bu dönüşüm projesi gündeme gelince kurulmuş. Bu iletişim sorunlarını fark ettikleri için aslında dediğim gibi yerel yönetim orada toplantılar yapmış. Ama orada bir bilgi akışında bir yetersizlik, bir karışıklık var. Dolayısıyla bu dernek mesela öyle bir çaba göstermiş. Mahallede dolaşarak, ikna etmeye çalışarak alternatif üretmeye çalışmış. Bence bu olumlu bir gelişme. Evet. Evet. Siyasi farklılıkları görebildiniz mi hocam? Yani mesela bölgedeki bazı insanlar diyelim ki iktidara oy veriyorlar, iktidar evet. partisine oy veriyorlar. Onların projeye yaklaşımıyla diğer insanların, farklı muhalif partilere oy veren insanların yaklaşımları, görüşleri arasında farklılıklar gördünüz mü? Evet, evet gördük. Yani oldukça da belirgin bir farklılık var. İktidara kendilerini yakın hissedenler veya oy vermiş olanlar biraz daha güven duyuyorlar. En azından kendilerine başına olumsuz bir şey gelmeyeceği yönünde bir güvenleri var. Buna karşılık zaten ok meydanında ikili bir yapı görüyorsunuz. Yani iktidardan yana olanlar ve muhalif olanlar. Muhalefetin içinde çeşitli gruplar var. Onları çok da tabii takip etmedik. Muhalif olanların ise bir kısmında bizi buradan sürüp çıkarmak istiyorlar gibi bir endişe var. Bir kısmında ise yani yapılan vaatlerin, ortaya konan projenin hiçbir şekilde onlara orada kalabileceklerine dair veya haklarını alabileceklerine dair bir güven vermemesinden kaynaklanan endişe var. Bir güvensizlik duygusu. Peki bu durumda iktidardan yana olduğu için kendini rahat sayan bir kesim var diyorsunuz. Evet. Bu pek çok yerde vardır. Fakat sanıyorum ya da gözlemlediğimiz kadarıyla böyle bir kesim başka bir dönüşümde de hüsrana uğrayabiliyor. Beklentileri karşılanamıyor evet. icabında. Evet. Yani aslında pek de ayırmıyor diyebilir miyiz? Doğrusu dönüşüm gelip çattığında ayırıyor mu kesimleri? Bunun kararını vermek burada biraz zor. Ayrım yapılan yerler var kuşkusuz. Yani Sulu Kule gibi. Yani orada
bir başka türlü bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Veya bazı yerlerde kentsel yaşam kalitesi veya kentin düzgün işlemesi dışında bazı endişelerle bir boşaltma operasyonu gibi işler yapıldığını görüyoruz. Temizleme evet, diyebiliriz. Evet. Öte yandan gerçekten sanıyorum sizin sorunuz biraz onu da kapsıyor. Çok büyük bir rant getirebilecek bir proje söz konusuysa kimsenin gözünün yaşı fayda etmeyebiliyor. Öyle de bir şey var. Burada zaten bir şey daha var. Bu benim düşüncem, öyle diyeyim. Şimdi iktidara oy verdiği için bu iktidar yani bizi herhalde zarara uğratmaz diyen insanlar aslında özellikle alt gelir grubundaysa aslında ne alacağının hesabını yapmıyor. Yani belki aslında o da zarara uğrayacak zaten. Ama hiç olmazsa evsiz kalmam herhalde. İşte bize hakkımızı verirler herhalde gibi bir tavır var. Bir teslimiyet var yani. Evet, burada tabii haktan bahsederken onu da biraz açmak lazım herhalde. Çünkü tapusu olanlar var. Tapusu olmayanlar var, senelerden beri kirada aynen oturan insanlar var ve birdenbire çok büyük bir sorun çıkıyor aslında evet ortaya. Arazide senelerce önce yerleşmişler ama tapu sahibi olmadıkları için belli bir hakka sahip olmaları lazım ve o konuda da bir güvence evet bekliyorlar. Yani bir tapu olmasa dahi oradan bir güvenceye nasıl kavuşabilecekleri de çok ciddi evet bir soru işareti ve problem tabii. Şimdi bu işte belirsizlik çok önemli bir faktör bence. Belirsizlik hem insanların işte katılma potansiyelini de etkiliyor. Neye, ne için katılacaksınız? Nerede, neyi talep edeceksiniz? O belli değil. Aynı zamanda belirsizlik bazı olayların belli kişiler tarafından kötüye kullanılmasında yani bir proje böyle belki bir olanak veriyor. Yani belki proje aklı başına bir proje, düzgün bir proje olabilir. Ama böyle bir belirsizlik ortamı özellikle mülkiyetle ilgili belirsizlik ortamı olduğunda çok kolaylıkla dayanaksız vaatlerle çok kötü şeyler meydana gelebiliyor. Şimdi bu hak meselesine gelince işte bilgilenmek de çok önemli. Biz sormuşuz orada gerek hane halklarına gerekse iş yerlerine sorduğumuzda yaklaşık %41'i yani %40'ın biraz üzerinde bir oran kendi yerinin hukuki statüsünü bilmiyor. Bilmiyor. Dolayısıyla kendisine yani sana buradan şöyle bir şey vereceğiz derlerse yani onu itiraz edecek ya da değerlendirecek konumda değil. Peki kendinin bilmemesinin dışında yani insanlar belki bunları bilmiyorlar ama bir planlamada ya da bir dönüşümde olması gereken durumda yani en pozitif durumda hak sahipleri kimdir? Yani şunun için de soruyorum. Bazı gelişmiş ülkelerde işgalcilerin bile hak sahibi hı-hı olabildiğini biliyoruz, duyuyoruz. Bizim projelerde nasıl ele alınıyor bunlar? Tabii esas belirleyici olan mülkiyet. Yani, katılımı da belirleyen o değil mi? Katılım da belirleyen evet o, evet. Yani katılımda bilgi istemek için de olsa öyle bir aktivite gösterenler gene mülk sahipleri elinizde oluyor. Elinizde tapunuz varsa kuvvetlisiniz. Evet, gidip evet masada konuşabiliyorsunuz, evet, muhatap oluyorsunuz. Merak ediyorsunuz evet ne oldu bakayım benim yerime ne verildi, ne kadar inşaat hakkı verildi filan diye. Bir de daha mülkiyeti tam netleşmemiş olanlar var. Elinde işte belgesi olup da henüz tapuya dönüşmemiş olanlar var. Ve onların da orada bir dile getirilen bir sorun da oydu. Yani gidip tapu almalarında şu anda şu proje aşamasında da bir takım sakıncalar var. Hak kaybı olabilecek.
Yani dolayısıyla tapu en büyük belirleyici. Ama kiracılara bir takım destekler veriliyor. Onu hangi yasayla veriyorlar onu bilmiyorum ama çok büyük olasılıkla bu belediyecilikte bir barınma olanağı sağlama yükümlülüğü var. Büyük olasılıkla ondan ötürü yani bir haneyi zarara uğratmamak gibi bir yükümlülüğü var. Dolayısıyla bir takım örneklerde kiracılara da bazı destekler verildiğini biliyorum ama bu destekler mesela bazen taşınma masrafını ödemekten ibaret kalabiliyor çoğu zaman. Depremde de aynı olayla karşılaşmadık mı? Yani kiracıya kendi memleketine gitmesi için taşınma ücreti verildi. Ve onunla da sınırlı bir destek olarak kaldı. Hocam yurt dışındaki örneklerle Türkiye'yi karşılaştırmak gerçekten zor. Yani hem anlayışlar hem paydaşların mevcut durumları açısından ama örnek olması açısından, iyi örnek olması açısından tabii verebileceğimiz örnekler var mı? Biz gene bu arada şunu söyleyeyim, bu proje bir TÜBİTAK desteğiyle yapılmış bir projedir. Gene TÜBİTAK desteğiyle biz Berlin'de bir inceleme yapmak üzere gittik. Hem belediyelerle hem akademik çevreyle görüştük. Ve oradan edindiğimiz bilgiler şöyle. Bu tür kentsel operasyonlar, kent mekanına, kent yaşamına daha doğrusu müdahaleler asla aceleye getirilmiyor. Birincisi bu. İkincisi bunu hem merkezi otoritenin hem yerel otoritenin, yerel yönetimin bir vizyon olarak benimsemiş olması gerekiyor. Yani mekanı değiştiriyorsanız orada yaşayan insanların hayatını da değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla kentte yapılacak her türlü değişiklik, planlama, sosyal ve ekonomik gelişmenin planlanmasıyla iç içe olmalıdır. Berlin'de bizim gördüğümüz ve bence gerçekten önemli örnek olacak özellik bu. Böyle bir karar alınmış, dolayısıyla Berlin eyaleti içinde birleştirilmiş bir planlama anlayışı var. Yani hem mekansal ama aynı zamanda özellikle ihtiyacı olan seçilmiş bölgelerde sosyal ve ekonomik gelişmeyi de destekleyen bir planlama anlayışı var. Yani sosyal ve ekonomik gelişme başka otoritelere terk edilmiyor. O da belediyenin yerelin görevi. Bunun yapılması için de Berlin belediyelere bütçe tahsis etmiş. Bütçelerinde bu sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak ve bununla birlikte katılımı da sağlamak üzere gerçekleştirmek üzere bir proje bir bütçe faslı var. O bütçe çerçevesinde İki şey yapıyorlar. Bir kere birincisi insanların bir araya gelmesini sağlayacaksınız diyor çıkardıkları yasa bütün belediyelere. Onun için bu sosyal ekonomik gelişme kapsamında muhakkak mekan sağlamaları gerekiyor. Bütçelerinin en önemli kalemi bu. Bunu bir proje haline getiriyor ve bunun mekanını sağlıyor. Bir kere buluşulabilecek, çalışabilecek mekan sağlıyor insanlara. Ondan sonra bir takım uzmanları sınırlı sürelerle istihdam ediyor. Bu uzmanlar sosyoekonomik gelişmeye ihtiyacı olan alanlarda, mesela bir tanesi de Kreuzberg'ti Berlin'deki. Türkiye'den gitmiş olan birçok vatandaşımız da var orada. Evet, bu uzmanlardan da ikisiyle görüştük. Onlar da Türk veya Türk asıllı Alman vatandaşıydı. Uzmanlara da birer ofis, bir büro tahsis ediyor belediye. O büroda o uzmanlar 2 yıl içinde mahallenin katılımını sağlayacakları projeler geliştirmek zorunda. O zaman bir kurumsal yapı da söz konusu. Kesinlikle. Yani merkezi otoriteden, merkezi derken eyalet yönetimini kastediyorum. Berlin eyaleti. Evet, Berlin eyaleti yönetiminden aşağı doğru inen kademe kademe
planlamaya katılımı sağlayacak, sosyal ekonomik yerel gelişmeyi sağlayacak bir örgütlenme yapısı oluşturmuşlar. Bu örgütlenme yapısının alt basamağındakiler, işte bu benim dediğim Kreuzberg'deki gibi uzmanlar. Uzmanlar bulundukları mahalle diyelim, bir takım şeyler belirlenmiş, alt bölgeler. Oralarda halkı, orada yaşayanları katmak üzere, orada yaşayanlarla birlikte bir takım projeler geliştiriyor. Bunlar çok büyük projeler olmuyor. Yani hazır bir proje daha yok ortalıkta. Hayır, hayır. Çeşitli danışmalar yürütülüyor. Evet. Aynı sizin yaptığınız gibi herhalde odak grup çalışmaları evet, yapılıyor. Aynen. Ve bu da sürekli hale getiriliyor. Evet. Sizin evet. söylediklerinizden evet. anladığım kadarıyla. Çünkü o çalışmalar daha sonra bir o çalışmalar derleniyor, değerlendiriliyor. Bir editörler grubu var. Onlar tarafından gözden geçirildikten sonra üst kademelere, belediyeye, daha yukarı kademelere de aktarılıyor. Eyalet yönetimine. Peki zorunlu tahliye, yani yerinden edilme gibi problemler yaşanabiliyor mu? Berlin'de mi? Bizde yaşandığı gibi. Vallahi ya hiç... da batılı ülkelerin diyelim, gelişmiş ülkelerin son dönemlerde evet. bu kadar zaman sonra öğrendikten sonra bütün bu işleri... Geçmişte 70'lerde çok olmuş diye evet. biliyoruz. Evet. Ama belli bir noktaya gelinmiş. Şimdi söz konusu mu zorunlu tahliye? Yani bazı örneklerde hala oluyor. Olumsuz örnekler de var. Elbette. Mesela mekansal olarak yaptıkları çözümlemeler olarak Birmingham'da yapılan değişiklikler. Evet, İngiltere'de, Birmingham'da. Çok hoş ama öte yandan Birmingham Master Planı içinde bir bölgeyi soylulaştırmaya karar veriyorlar. O bölgeyi o zaman, bir kere sürüp çıkarıyorlar. Tarihi de sürüyorlar. Evet, insanları evet. da. Hatta iki tane pub var o bölgede. Bir tanesi benim okuduğum çalışmada diyor ki mimari açıdan çok önemsiz bir yapıydı. Ama diyor 70'li yılların ne kadar rock dünya yıldızı varsa ilk olarak burada sahne almıştır. Çok enteresan. Dolayısıyla böyle bir kültür tarihi yok. Tam hani şey somut olmayan kültür mirası evet. işte bu da. Bir de bir başka örnek var. O da benim pek içim acıdıydı okurken. Bir gene bir pub, yani bir bilmiyorum Türkçe'ye çeviremiyoruz herhalde onu. Bar diyelim. Bar. Evet. Evet. Bar kafe. Kafe bar diyoruz. Kafe bar. Evet. evet. Sonra orası bina tescilli bir binaymış. Ya 16. ya 17. yüzyıldan kalma. Oldukça eski. Evet ve hala yüzyıllardır da pub olarak kullanılıyor. Ve kullanımını da tescil etmişler. Yani burası hep pub kalacak demişler. Bunun üzerine oradaki işletmeci gidiyor belediyeye. Diyor ki madem tescil ettiniz hadi bana söyleyin de ne yapacaksam ona göre ben de işte düzelteyim, onarım yapayım, ne yapacağım? Aa, yok diyorlar, sen orada kalamazsın. Sen çünkü biraz... Hani mahalle arası pub'sın. Halbuki şimdi bizim oranın diyorlar kalitesi yükseliyor. Orada orta üst gelir orta ve üst gelir grubu insanlar yaşayacak. Onlar senin pub'a gelmez. Dolayısıyla sen bir çık oradan. Evet. Ama adam mahkemeye vermiş. Sonucunu yazan bir yazı görmedim hocam, bilmiyorum. Takip edelim hocam. Peki bunun bir kompanse etme şeyi, tazminat ödeme. Yani tabii. sadece o adamı kastetmiyorum. Sürülenler için de tatmin edici bir sonuç alınabiliyor mu? Yani oradan gitmek zorunda olan istediği bir yerde yaşayabiliyor mu? Yoksa hakikaten sürülüp hiç düşünmediği bir... Yere mi gönderiliyor Sulukule'de olduğu gibi? Evet. Yani 28 kilometre öteye. 40. Veya. bence bunu bağlamında değerlendirmek lazım. Yani terk edilecek yer neresi, orada yaşayan insanlar kimler ve hangileri kalmak istiyor, hangileri gitmek istiyor? Tek tek sorarak. Ve, tabii. Ve de gitmeleri söz konusu olan yer neresi? Hı hı. Şimdi...
Tabii ki Sulukule'dekileri siz 40 kilometre öteye gönderirseniz bu adamların işi gücü kentin merkezinde. Siz 40 kilometre gidip gelecek adam. Araç bile yok gece işinden dönmek için. Artı biliyoruz ki doğru veya yanlış, yani doğru değil yanlış ama ne olursa olsun bir takım ön yargılar var. Her ne kadar kent çalışmalarında, kent sosyolojisinde çok farklı kökenlerden insanların bir arada karışık yaşamaları öngörülürse de gerçekte bu hiçbir zaman olmuyor. Şey değil, ayrışma değil ama kendilerinin insanlar kendilerini rahat hissedebilecekleri bir takım ne diyelim saydam geçirgen kozalarda yaşamayı tercih ediyorlar. Özellikle romanlar içinde bu hassas bir durum. Kendi dokularını yani, kuruyor. Bir de yani yaşam biçimi açısından eğer diğerlerinin, başkalarının biraz daha dikkatini çekecek bir farklılık varsa belki tercih de ediyorlar bir arada olmayı. Biraz da zor kabul edilebilir. Evet. Yani ben bir olay hatırlıyorum. Siz muhakkak çok daha fazlasını biliyorsunuz. Bir adamcağız kabul etmiş Sulukule'den gitmeyi. Yani gönül nüzasıyla işte o 40 kilometre öteye gitmiş. Fakat adam at arabası var. At arabasını kapının önüne bağlıyor. Evet. Bir apartmanda oturuyor. Konu komşu rahatsız. Şimdi siz adamın bütün bir yaşam biçimini, öğrendiği her şeyi yok ediyorsunuz. Hayatını idame ettirebileceği olanakları da ortadan kaldırıyorsunuz. Evet. Tam buna, temizlik yani. Evet. Ama buna karşılık mesela Yenikapı'da biz bir yenileme projesi söz konusu 2008'de. O amaçla sizin orada da bir araştırmanız var. Evet, bir sosyoekonomik betimleyici bir araştırma yaptık ve bu arada da insanlara sorduk. Ya bir yere bağımlılığı değil de yere bağlılığı ölçmeye çalıştık. Yani ne kadar orayı kendi evi gibi hissediyor, mahallesindeki insanlara ne kadar bağlı filan. Bir yandan da işte işi nerede, işi nerede vesaire. Onları da sormuştuk tabii. Bu bağlılık konusunda mesela bir kısmı Yenikapı'nın ben başka yere gitmek istemem diyor. Ama bir kısmı var belli bir bölge. Ay buradan gideyim bana bir olanak versinler de neresi olursa olsun diyor. Hatta kurtulmak gibi bakıyor. Evet. Dolayısıyla yani bu katılım meselelerinde ve kentlinin hakkını savunma meselesinde sivil toplumun da bir bağlamsal bir yaklaşım olması gerekiyor. Farklılaştırıcı, yani herkese aynı kazanın içine atmamalıyız. Evet. İsteyen gitsin, ona bir gitme olanağı tanıyalım, kalmak isteyen kalsın. Tabii bunun içinde bir şey daha var. Yani bu işin sosyolojik yönü. Ama bir de planlama yönü var. Biri bir yere gittiği zaman insanların yer seçiminde çalışma yeri çok önemli. Hatta yani kent ekonomisiyle ilgili kaynaklarda söylenen budur. Önce çalışma yerlerine bakın, saptayın ya da ondan sonra konut alanlarını düzenleyin. Çünkü asıl belirleyici olan çalışma alanı. Herkes çalışacağı yere yakın olmak ister. Şimdi siz bir dönüşüm projesi yapıyorsunuz. Bir mahalleyi, 10 mahalleyi, 20 mahalleyi yerinde ne diyorsanız bu aynı zamanda bir ulaşım sorunu. Aynı zamanda bir çalışma alanları yer seçimi sorunu. Sadece insanların kendini mutsuz hissetmesi meselesi falan değil. Evet. Dolayısıyla bir bölgesel planlama, İstanbul için bir metropol ölçeğinde bir planlama genel anlamda gerekli ve o çevre düzeni planlarına, master planlarına bu anlamda da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Akademi adına bir öz eleştiri aldık başlangıçta sizde. Şimdi de hemen notumuzun altını çiziyoruz. Evet. Sivil toplumu da eleştiren bir cümlenizi aldık. Bu da son derece önemli. Hocam buradan hemen siz bir noktanın üzerinde çok ısrarla duruyorsunuz. Daha doğrusu iki nokta üzerinde. Birincisi bir kere bu planlama katılım süreçlerinin uzun
vadeli olması evet. gerektiğine işaret ediyorsunuz. Zaten verdiğiniz bütün örneklerde bunu çok doğruluyor. Ayrıca paydaşların kuvvetlendirilmesinden, güçlendirilmesinden, paydaşlar derken tabii müteahhitleri birinci dereceden kastetmiyorsunuz. Gerçi onların da birçok bakımdan geliştirilmesi, öğrenmeleri gerekiyor ama esas itibariyle de sakinleri kastediyorsunuz evet. herhalde. Bu nasıl tanımlanabilecek ve gerçekleştirilebilecek bir süreçtir? Programımızın son bölümünde evet. de buna biraz değinelim lütfen. Ben bir kere yakın dönemdeki çalışmalara bakarsanız ki bu konuda işte Dünya Bankası'nın, Birleşmiş Milletler'in çok çalışmaları var, yayınlanmış. Ayrıca mesela Hindistan'da, Pakistan'da yapılmış alan çalışmaları Habitat var. Çalışmaları var. Habitat çalışmaları var. Bütün bu çalışmalar ve diğer akademik çalışmalarda da. Önce işe güçlendirmek ya da halkın... Kuvvet kazandırmak. Evet, halkın kapasitesini arttırmakla başlıyorlar. Evet. En önce başlanan bu. Hatta şöyle bir şey vardı. 2007 yılında bu katılımla ilgili uluslararası dernek, bir anlamda en başta söylediğim Einstein'ın şeysini, merdivenini, katılım merdivenini güncellemiş. Güncelleştirmiş diyebiliriz. Mesela diyor ki, önce bilgilendir insanlar. Bir kere bilgi akışı çok önemli. Evet, ama bunu proje hakkında bilgilendirme değil. Hayır, tabii. Her türlü bilgilendirme. Evet. Proje de dahil. Doğru. Yani ihtiyaç. Kentte teçhizatlandırmak gibi. Aynen, evet. Şey. Donanım evet. sağla insana. Sosyal, ekonomik, siyasal. Hakkım nedir bilsin. Evet. Ben sadece oy mu vereceğim? Yoksa acaba... Burada yaşayan vatandaş olarak, hatta ben kenttaş diye bir sözcük icat ettim. Onu kullanmayı seviyorum. Yani kentli olmanın getirdiği bir takım haklar var. O hakkımı nasıl kullanacağım? Nedir bunlar? Bunun öğrenilmesi gerekiyor. Bilgi akışı çok 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 önemli. Yani biz maalesef hep kulaktan dolma bilgi edinmek durumunda kalıyoruz. Belki yatkınlığımız da var. Alışkanlık haline geliyor evet. çünkü. Ama kolay olan bu hocam. Kolay olan bu. Ama aslında kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin halka sürekli bilgi akıtması gerekiyor. O bilgiler muhakkak yerini buluyor, bir yerlerde birikiyor. Bir tanesi o. Ondan sonra diyor ki danış. Yani kendisine insanların danışılabileceğini öğrenmesi de önemli bir şey. Tabii. Şaşırıyorsunuz önce. Bana sordu. Buraya park, nasıl bir park yapalım dedi. Ha ne desem, acaba bir şey demem gerekiyor mu filan. Ne bileyim filan diyorsunuz. Ama üç kere sorunca dördüncüsünde bari hazırlıklı oluyor. Düşüneyim. Diyorsunuz. Evet. Ondan sonra diyor ki dahil et. İşte bu. Yani sürece kat. Evet. Bir şekilde topla insanları. Görüş, fikirlerini sor, hadi gelin beraber şunu yapalım de, öyle bunu söylüyor. İşbirliği yap, yani insanlara aptal muamelesi etme. Ben uzmanım, bunlar anlamaz deme. Onların görüşlerine değer ver ve onu da çalıştır o işin oluşumunda. Ki bunu Almanlar bir takım şeylerde de uyguluyorlar, evet. küçük projelerde. Ama tabii ki küçük olsun. Yani önemli olan orada bir katılmayı sağlamak. Her büyük parçalanabilir hocam. Yani evet. Bir semti sokaklarına kadar bölebilirsiniz. Evet. Sokak sokak ele alabilirsiniz. Mesela bir şeyden söz ediyorlardı böyle bir katılım projesinde. İşte küçücük bir yer, bir parkın bir parçası. Buraya havuz mu koyalım, şey mi koyalım, heykel mi koyalım? Bu bile bir katılım konusu bu olabiliyor. Bu bir katılım konusu olabiliyor ve bence olmalıdır. İnsanların işte katılmayı öğrenmesi açısından da önemli. Çok önemli. Olmalı. Tabii. Onun sonra da diyor ki güçlendir, nihai karar alma sorumluluğunu onun eline teslim et. Yurttaş jürileri oylamalar yaptır, karar alma yetkisini devret. Ama bu yani referandum anlamında değil. Bilinçlendiriyorsunuz, anlatıyorsunuz ve herkes hep beraber konuşarak veya karar alıyor. İnternette düzenleyeceğiniz anketlerle evet. de olmaz bu iş. Aynen, tabii. Hiç olmaz.
Ama tabii bunun getirdiği bir şey var. Yani bir koşul var. O da ölçek meselesi. Bunların gerçekleşebilmesi için yerelleşmek gerekiyor. Evet. Yetki. Yerelin kuvvetlenmesi lazım. Evet. Ademi merkeziyet uygulanması lazım. Evet. Evet. Yani insanların muhatap olarak görebileceği ve isteklerini ilettiklerinde hayata geçirebileceğine inandıkları bir yerel yönetim olması gerekiyor. İkincisi güven olması gerekiyor. Yani benim söylediğimi acaba benim aleyhime kullanırlar mı diye düşünmemek gerekiyor. Korkusu olmaması. Evet. Mesela bizim gözlemlerimizde genellikle böyle bir şey vardı. Yani görüş bildirmek istemiyor yahut mesela bir şeye itiraz etmek istiyor aslında. Kendisi yerine yapılan işlemden, alınan karardan memnun değil. Ama şimdi gidip de itiraz edersem belki başıma başka işler açılır deyip öyle bir güvensizlikle vazgeçiyor bunu yapmaktan. Bir başka şey gene güçlendirme halkın, siz daha güzel bir şey buldunuzdu. Evet, yani. Güçlendirme deyince bina güçlendirmesi gibi anlaşılacak. Güç kazandırma. Güç kazandırılması. Güç kazandırma. Halka güç kazandırılması açısından bir başka şey de şu, algı meselesi. Yani demin söz ettiğimiz şey aslında katılım ortamı. Katılım ortamı oluşturacaksınız ve o katılım ortamında insanlara bir güven telkin edeceksiniz. Onlar da katılmayı öğrenecek. Ama bir başka şey daha var. Gene bu güç kazandırmayla ilgili. Tabii katılmak her şeye rağmen bir para işi. Elbette. Yani kim ki size bedava katılıyorsun, karşılığında da sana şunu vereceğim. O pek olmuyor. Bu katılmak para işi, eğer bireysel olarak benim param yoksa bir araya gelmeyi öğrenmem gerekiyor. Şimdi katılmanın bir de bu boyutu var. Veya bütün paydaşlar tarafından evet, ayrı ayrı. Evet. Bu da örgütlenmeyi öğrenmek evet, demek oluyor. Evet. İşbirliği yapmayı öğrenmek demek oluyor ki bizim çok zorlandığımız bir şey. Noktalardan birisi de evet, bu. Elbette. Yani mahalleli olarak ya da hemşehri olarak kol kola gireriz ama gene bu bizim araştırmamızdan çıkan sonuç örgütlü bir birlikteliğe yanaşmıyor son. İnsanlar. Çok az. %5 mi ne? Evet. O oran. Ama bunun başarıldığı bazı mahalleler var, iyi örnekler evet, var Türkiye'de evet, ve İstanbul'da. Ama genelde böyle bir evet, sorunla evet, karşı karşıyayız maalesef. Yani bir derneğe üye olmak acaba dedirten evet, bir mesele. Bir işte başka bir örgütlenmeye girmek, bir platform oluşturmak. Bunlar hep biraz hem alışık olmadığımız hem de biraz bizim kişisel olarak da biraz irkildiğimiz uzak durumlar. Durabildiğimiz evet, durumlar. Biraz tabii birlikte hareket etmenin, örgütlenmenin usullerini de öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bu da böyle dersle öğretilecek bir şey değil. Bu yaşayarak öğrenilecek bir şey. Bol bol deneyerek. Evet, evet. Onun için de uzun zaman gerekiyor. Evet. Onun için de uzun zaman gerekiyor. Aslında tabii böyle bir anlayışa ilerlediğimiz takdirde işler de çok kolaylaşacak. Yani tabii, insanlar birbirleriyle konuşabilir hale gelecekler, anlaşabilir hale gelecekler. Evet, o kadar da telaşımızın olmaması evet, lazım. Yani. Doğrusu ben umutsuz değilim. Umutsuz olmayı da hiç kabul etmem zaten. Yok, bizler de değiliz. Değil mi? Evet. Evet, yani muhakkak öğreneceğiz. Tabii eğer bu örgütlenmeler, örgütlü talepler olumlu karşılık bulsa, o zaman daha öğrenmek de daha kolay olur. Güvenli bir ortam olursa öğrenmek daha kolay olur. İstikrar, yani istikrar derken kastettiğim kuralların sürekliliğinin olduğu, hukukun nasıl işleyeceğini bizim de anlayabildiğimiz. İnsanlar arası ilişkinin nasıl olacağının bilindiği. Bilindiği bir ortam olursa bu katılmak, örgütlü çalışmak, işbirliği yapmak gene çok kolay olacaktır. Ama bunda bence
hem iktidarlara görev düşüyor. Yani siyasal yönetimlere, yerel yönetime, merkezi yönetime vesaire, ama aynı zamanda bize iş düşüyor akademik çevreler olarak ve sivil topluma iş düşüyor. Yani çünkü sivil toplumla benim gördüğüm kadarıyla hızlı sonuçlar beklentisi içinde özveride bulunup hiç sabırla bir bir çakıl taşlarını üst üste koyarak biz bir sağlam yapı yapmak durumundayız. İnşa edebiliriz. Hocam size çok teşekkür ederiz. Evet. Zamanımızı süratle bitirdik. Belki ileride bir ikinci programda tekrar aslında size başvuracağız. Aslında daha çok konuşulacak şey var. Evet. Maalesef. Evet. Zaman efendim, yetmiyor. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Konuğumuz Ayşenur Ökten hocamız idi. Gelecek hafta 24. programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.